Sherlock Holmes Sussex Vampirinin Macerası Yazan Sir Arthur Conan Doyle Holmes, postacının getirdiği son mektubu dikkatle okudu. Daha sonra yüzünde hafif bir gülümsemeyle mektubu bana uzattı. Bu mektupta yazılanlar, modern ve ortaçağda bile görülmemiş bir hayal gücünün eseridir. Sen bundan ne anlam çıkarıyorsun Watson? Mektubu okudum. 46. Old Jerry 19 Kasım Vampirler Üzerine Sir Mincinglihanedeki Ferguson ve Muirhot firmasının yöneticilerinden çay tüccarı, Bay Robert Ferguson, müvekkilimiz olup, vampirler hakkında bir soruşturma başlatmamız için bize başvurmuştur. Firmamız bilimsel konular üzerine uzmanlaştığından bu konu bizim alanımıza girmiyor. Bu yüzden Bay Ferguson'a sizinle temasa geçip, Meseleyi size anlatmasını tavsiye ettik. Matilda Brix davasındaki başarınızı unutmuş değiliz. Saygılarımızı sunarız. Morrison, Morrison ve Dodd. Matilda Brix genç bir kadının adı değildi, Watson, dedi Holmes. Henüz dünyanın duymaya hazır olmadığı bir öykünün kahramanı olan Sumatra isimli bir farenin bindiği geminin adıydı. Fakat biz vampirler hakkında ne biliyoruz ki? Ayrıca bu konu bizim ilgi alanımıza giriyor mu? Yine de her şey boş boş oturmaktan daha iyidir ama biz gerçekten bir peri masalına karışmış gibi gözüküyoruz. Davaların kaydını tuttuğumuz defteri uzanıp al da bak bakalım neler kaydetmişiz. Arkama yaslandım. Bahsettiği büyük defteri Holmes'a verdim. Holmes dizlerinin üstündeki eski olaylarla ilgili bilgilerin birikmiş olduğu bu büyük deftere yavaş yavaş bakmaya başladı. Gloria Scott'ta yolculuk, diye okudu. Bu çok kötü bir davaydı. Bu konuda vardığın sonuçtan dolayı seni tebrik edememiştim ama yaptıklarını unuttum sanma. Victor L.N.C.H. Kalpazan Zehirli Kertenkele Davası Victoria, Sirk Güzeli Engerek Yılanları Vigor, Mucizeler Yaratan Adam Merhaba, Eski ve Güzel Defter İçinde yazılanların doğruluğusu götürmez. Bulgaristan'da vampirizm. Transilvanya'daki vampirler. Sayfaları büyük bir merakla karıştırdı. Fakat kısa bir süre dikkatle okuduktan sonra, o kocaman defteri hayal kırıklığı içinde bir kenara fırlattı. Saçmalık, Watson, saçmalık göğüslerine saplanmış bir kazıkla sadece mezarlarının içinde yaşayabilen, yürüyen cesetlerle ne yapabiliriz? Bu tam bir delilik. Fakat, vampirler hiç ölmüyor değil mi? diye sordum. Yaşayan insanların da başından böyle bir deneyim geçmiş olabilir. Genç kalabilmek için genç insanların kanını emenlerle ilgili bir şeyler okumuştum. Haklısın, Watson. Bu konuda birçok efsane var fakat biz bu konularla gerçekten ciddi bir şekilde ilgilenmeli miyiz? Bu dünya ancak biz, insanları içine alır. Hayaletlere yer yok. Korkarım, Bay Robert Ferguson olayını pek ciddiye alamayız. Büyük olasılıkla bu mektup ondan geliyor ve onun neden endişelendiğine büyük bir ışık tutuyor. Masada belli belirsiz duran ikinci mektubu aldı. Yüzündeki, eğlendiğini gösteren gülüşü, mektubu okudukça yavaş yavaş yok oluyor, yerini dikkatli ve ilgili bir yüz ifadesine bırakıyordu. Bitirdiğinde mektup elinde bir süre düşünceli bir şekilde oturdu. Sonunda daldığı düşüncelerden birden kendini sıyırdı, ayağa kalktı. Chase Sens Lamberley Lamberley nerede Watson? Susseyde, Horsham'ın kuzeyinde. Çok uzak değil yani. Peki, Chase Essence. O şehri biliyorum, Holmes. Yüzyıllar önce yapılıp, sahiplerinin ismini almış olan birçok ev vardır orada. Odley'i, Harvey'i ve Carleton'u görebilirsin. İçinde yaşamış insanlar unutulmuş olabilir fakat isimleri evleriyle birlikte yaşıyor. Öyledir, dedi. Holmes soğuk bir şekilde. Bu, onun tuhaf gibi gösterilerinden, başkalarına pek ihtiyaç duymayan ve kendine güvenen havasıyla verdiği cevaplardan biriydi. Ama tüm bunlara karşın yeni bir bilgiyi çabuk ve kesin bir biçimde beynine yerleştirir, karşısındakine bunu çok nedir belli ederdi. Sanırım bu olaya başlamadan önce, Chase Essence ve Lemberle ile ilgili daha çok bilgi toplamalıyız. Bu mektup, düşündüğüm gibi Robert Ferguson'dan geliyor bu arada seni tanıdığını yazmış. Beni mi? Mektubu sen de okusan iyi olacak. Mektubu bana uzattı. Adres aktarılarak başlamıştı. Sevgili Bay Holmes, diyordu, siz bana avukatlarım tarafından tavsiye edildiniz fakat durum o kadar hassas ki açıklamak çok zor. Aktaracağım tüm olaylar bir arkadaşımın başından geçmiştir. Bu adam, nitrat ithalatı yaptığı sırada tanıştığı, Perulu bir tüccarın kızıyla 5 yıl önce evlenmişti. Kadın çok güzeldi fakat yabancı bir yerde doğmuş olması ve sahip olduğu farklı din, karı koca arasında ilgi alanları ve duygular açısından aykırılıklar yaratıyordu. Böylece adamın, kadına kaşı olan sevgisinde bir azalma oldu ve adam ilişkilerinin bir hata olduğunu düşünmeye başladı. Karısıyla ilgili anlayamadığı, açıklayamadığı şeyler hissediyor. Sanki kadın birçok karakteri varmış gibi görünüyordu. En acısı da kadın, bir adamın sahip olabileceği en büyük aşkla kocasını seviyordu ve tapılacak bir güzelliğe sahipti. Şimdi buluştuğumuzda daha açık konuşacağımız konuya gelelim. Aslında bu mektubu size konu hakkında sadece bir fikriniz olması için ve bu durumla ilgilenip ilgilenmeyeceğinizi belirlemek için gönderiyorum. Kadın, sevimliliğine ve yumuşak tabiatına uymayan bir takım özellikler göstermeye başladı. Bu adam iki kere evlenmiştir ve ilk karısından bir oğlu vardır. Bu olan şimdi 15 yaşında, küçükken talihsiz bir kaza geçirmesine karşın çok neşeli ve sevgi dolu bir çocuktur. Kadın iki kere zavallı çocuğa zalimce saldırırken yakalandı. Bir keresinde çocuğa sopayla vurdu ve kolunda derin bir yara açtı. Bu olay, kadının henüz bir yaşını doldurmamış oğluna yaptıklarının yanında hiç kalır. Olaylardan biri şöyleydi, bir ay önce kadının bebeği, bakıcısı tarafından bir iki dakikalığına yalnız bırakılmıştı. Sonra, bebekten gelen korkunç bir ağlama sesi bakıcıyı apar topar odaya getirtti. Bakıcı, odaya girdiğinde, ev sahibesinin yani kadının, bebeğin üstüne eğilip, onu boynundan ısırdığını gördü. Bebeğin boynunda kanlar fışkıran küçük bir yara vardı. Bakıcı o kadar korkmuştu ki hemen kadının kocasına haber vermek istedi ama kadın bunu yapmaması için bakıcıya çok yalvardı ve sonunda sessiz kalması karşılığında ona beş poundluk bir ödül verdi. O dakikadan itibaren hiçbir şey anlatılmamış ve konu da kapanmıştı. Ama buna karşın bu olay bakıcının zihninde kötü bir etki bırakmıştı. O günden sonra bakıcı kadını çok yakından izlemeye ve o çok sevdiği bebeği büyük bir dikkatle korumaya başladı. Bakıcı anneyi izlediği gibi anne de bakıcıyı izliyor ve ne zaman çocuğunu yalnız başına bulsa hemen yanına gidiyordu. Bakıcı gece gündüz çocuğu koruyordu ve kadın da sessizce bir kurdun kuzuyu beklediği gibi çocuğunu yalnız yakalamak için bekliyordu. Tüm bu okuduklarınız size inanılmaz gelebilir fakat bu olayı çok ciddiye almanızı istiyorum. Çünkü bir çocuğun hayatı ve bir adamın akıl sağlığı buna bağlı. En sonunda artık gerçeğin adamdan daha fazla saklanamadığı o korkunç gün yaşandı. Bakıcının tüm sinirleri yıpranmıştı. Artık daha fazla kendini tutamadı ve adama her şeyi itiraf etti. O an, bu olay, adama aynen size göründüğü gibi korkunç bir hikaye gibi göründü. Karısının sevgi dolu bir insan ve ayrıca üvey oğluna yaptığı saldırı dışında sevgi dolu bir anne olduğunu biliyordu. Peki neden o zaman kendi bebeğini yaralamak istiyordu? Adam, bakıcıya hayal gördüğünü, şüphelerinin tam bir deli saçması olduğunu ve sahibesine attığı bu iftiranın hoş görülemeyeceğini söyledi. Tam konuştukları sırada acı dolu bir ağlama sesi duyuldu. Bakıcı ve adam hemen bebek odasına koştu. Adamın karısını bebek karyolasının üstüne eğilmiş bir şekilde gördüğünde ve bebeğin boynundaki ve çarşaftaki kanı fark ettiğinde düştüğü halisiz tahmin edin, Bay Holmes. Büyük bir korku ifadesiyle adam karısının yüzünü ışığa çevirdi ve dudaklarına bulaşmış kanı gördü. Zavallı bebeğin kanını içen oydu. Buna hiç kuşku yoktu. Evet, olay böyle. Kadın şimdi kendisini odasına kapattı. Bu durumun hiçbir açıklaması yok. Adam neredeyse aklını oynatacak. Onun ve benim vampirizm hakkında biraz bilgimiz var. Bu olayların ancak uzak ve yabancı yerlerde anlatılan korkunç hikayelerde geçebileceğini düşünüyorduk. Fakat şimdi İngiltere'de, Sussey'in tam göbeğinde, tüm bunları sizinle sabah tartışırız. Beni görecek misiniz? Sahip olduğunuz o büyük yetenekleri, kafası karışmış bir adama yardım etmek için kullanacak mısınız? Cevabınız evet selam Berle sana, Ferguson adına bir telgraf çekerseniz sevinirim ve saat 10'da odanızda olurum. Saygılarımla. Robert Ferguson Not, sanırım arkadaşınız, Watson, Ben Richmond takımında forvet mevkiinde oynarken, kendisi de bilekit takımında rugby oynuyordu. Bu aldığım tek kişisel bilgi. Tabii ki onu hatırlıyorum, dedim, mektubu masaya bırakırken. Büyük Bob Ferguson, Richmond'un gelmiş geçmiş en mükemmel forvet oyuncusuydu. Çok iyi bir insandı. Arkadaşlarına çok önem verirdi. Holmes, düşünceli bir şekilde bana bakıp başını salladı. Hiçbir zaman senin sınırlarını anlamıyorum, Watson, dedi. Seninle ilgili keşfedilmemiş olasılıklar var. Şimdi iyi bir adam ol ve bir telgraf çek, davanızı incelemeyi seve seve kabul ediyoruz. Davanızı mı? O adamın, bu dedektiflik bürosunun kafasız insanlar için sığınılacak bir yer olduğunu düşünmesini istemeyiz. Tabii ki bu, onun davası. Şimdi şu telgrafı gönder ve bırak da bu işi sabah düşünelim. Ertesi sabah saat tam onda, Ferguson odamıza girdi. Onu uzun boyu ve güçlü yapısıyla, kaslı bacakları ve rakiplerinden kolayca sıyrılmasını sağlayan çevikliğiyle hatırlıyordum. Hayatta zamanında çok iyi bir sporcu olan birinin enkazını görmek kadar kötü bir şey yoktur. Güçlü bünyesi zayıflamış, sarı saçları seyrekleşmiş ve omuzları da çökmüştü. Hissettiğim bu duyguların aynısının onda da uyanmasından korktum. Merhaba, Watson, dedi. Sesi halen etkileyici ve içtendi. Sen, Old Deer Park'ta tüm kalabalığın içinde çizgiye fırlattığım adama benzemiyorsun hiç. Sanırım ben de biraz değiştim. Fakat son bir iki gün içinde bu kadar yaşlandım. Telgrafınızı aldım, Bay Holmes. Başkasının vekiliymiş gibi davranmama gerek yok artık. Açık konuşmamız işleri daha da kolaylaştırır, dedi Holmes. Tabii ki. Fakat korumanız ve yardım etmeniz gereken bir kadın hakkında konuşmamın ne kadar güç olduğunu tahmin edersiniz. Ne yapabilirim ki? Böyle bir hikayeyle polise nasıl giderim? Ayrıca çocuklar da korunmalı. Bu delilik mi Bay Holmes? Bu irsi bir şey mi? Böyle bir olay gördünüz mü daha önce? Tanrı aşkına bana biraz akıl verin çünkü ne yapacağımı şaşırdım. Çok doğal, Bay Ferguson. Şimdi şuraya oturun, kendinizi toplayın ve bana doğru cevaplar verin. Sizi temin ederim ki ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum ve eminim ki bu olaya bir çözüm bulacağız. Her şeyden önce bana yaptıklarınızı anlatın. Karınız halen çocukların yanında mı? Çok korkunç bir sahne yaşadık. O çok sevgi dolu bir kadındır, Bay Holmes. Bir kadın kocasını nasıl bütün kalbi ve ruhuyla severse, o da beni öyle seviyor. Bu iğrenç ve inanılmaz sırrı öğrendiğimde bana duyduğu bütün sevgisini kesti. Benimle konuşmadı. Sorularıma cevap vermedi. Sadece gözlerinde üzgün ve vahşi bir ifadeyle bana baktı. Sonra da odasına kaçıp kendini oraya kilitledi. O zamandan beri beni görmeyi reddediyor. Evlenmeden önce Dolores adında bir hizmetçiden çok arkadaşa benzeyen bir yardımcısı vardı. Sadece onu odasına alıyor. Öyleyse bebek tehlikede değil. Bakıcı Bayan Mason ona gece gündüz göz kulak olacağına söz verdi ona tamamıyla güvenebilirim. Ben zavallı küçük Jack için daha fazla endişeleniyorum. Mektubumda da söylediğim gibi iki kere karım tarafından saldırıya uğradı. Hiç yaralandı mı? Sadece bir kere kolundan yaralandı. Zavallı, savunmasız, topal bir çocuğa yapılacak en korkunç şey. Erbusonlu'nun zayıf yüz hatları, oğlu hakkında konuştukça yumuşuyordu bu delikanlının durumunun herhangi birinin kalbini yumuşatacağını düşünürsünüz. Çocukken düştü ve omurgası sakatlandı, Bay Holmes. Fakat çok iyi ve sevgi dolu bir kalbi vardır. Holmes, dün gelen mektubu aldı ve baştan aşağı tekrar okudu. Evinizde başka oturanlar var mı Bay Ferguson? Bizimle fazla kalmayan iki hizmetçi, evde yatan seyis, Michael, karım, ben, oğlum Jack, Dolores ve Bayan Mason. Hepsi bu kadar. Sanırım evlendiğiniz sırada karınızı fazla tanımıyordunuz. Tanışalı sadece birkaç hafta olmuştu. Dolores adındaki yardımcı ne zamandır karınızla beraber? Birkaç yıldır. O zaman Dolores karınızı sizden daha iyi tanıyor olmalı. Evet, öyle de diyebiliriz. Holmes not aldı sanırım, dedi Lamberley burada olduğundan daha verimli çalışabilirim. Bu, kişisel bir soruşturma. Eğer hanımefendi odasından çıkmıyorsa, bizim varlığımız onu ne rahatsız eder ne de sinirlendirir. Tabii ki otelde kalacağız. Erbuson biraz olsun rahatlamıştı. Ben de bunu umuyordum Bay Holmes. Gelebilirseniz, saat 2'de Victoria'ya kalkan güzel bir tren var. Tabii ki gelebiliriz. Şu an yapacak hiçbir işimiz yok. Bitmek bilmeyen enerjimi bu davayı çözmek için kullanacağım. Tabii ki Watson da bizimle gelecek. Fakat araştırmalarıma başlamadan önce emin olmak istediğim bir iki nokta var. Bu mutsuz hanımefendi kendi çocuğuna ve sizin oğlunuza anladığım kadarıyla saldırıda bulundu, değil mi? Evet, öyle. Fakat saldırılar farklıydı değil mi? Sizin oğlunuzu dövmüştü. Bir kere sopayla ve bir kere de acımasızca elleriyle. Neden böyle bir şey yaptığı konusunda hiçbir açıklama yapmadı mı? Hayır, sadece ondan nefret ettiğini söyledi. Bunu defalarca tekrar etti. Evet, bu durum üvey annelerde sıkça görülür. Bir tür kıskançlık da diyebiliriz. Karınız kıskanç bir karaktere mi sahiptir? Evet çok kıskançtır, ateşli aşkının verdiği tüm güçle kıskanır. Fakat oğlunuz anladığıma göre 15 yaşında ve hareketleri kısıtlı olduğundan büyük olasılıkla oldukça akıllıdır. Size bu saldırılarla ilgili bir şey söylemedi mi? Hayır. Dediğine göre ortada hiçbir sebep yokmuş. Diğer zamanlarda iyi arkadaş olurlar mıydı? Hayır hiçbir zaman birbirlerini sevmediler. Fakat oğlunuzun çok sevgi dolu olduğunu söylemiştiniz. Dünyanın hiçbir yerinde onun gibi bir çocuk yoktur. Benim hayatım, onun hayatıdır. Ne söylersem ne yaparsam hepsini dinler ve kapar. Holmes tekrar not aldı. Ara sıra düşünceye dalıp gidiyordu. İkinci evliliğinizden önce, oğlunuzla çok iyi arkadaş olduğunuza şüphe yok. Çok yakınsınız, değil mi? Oldukça. Ve oğlunuz, annesinin hatırasına şüphesiz halen bağlı. Hem de çok bağlı. Gerçekten çok ilginç bir delikanlı. Bu saldırılarla ilgili bir nokta var. Oğlunuza ve bebeğinize yapılan saldırılar aynı zamanda mı gerçekleşti? İlk olayda öyle oldu. Sanki açıklanamayan bir çılgınlık, onu esir almıştı ve tüm sinirini ikisinden çıkardı. İkinci olayda acı çeken vakti. Bayan Mason'un bebek hakkında bir şikayeti olmamıştı. Bu durumu oldukça karıştırıyor. Sizi anlamıyorum, Bay Holmes. Buna şaşırmadım. Geçici teoriler belli bir zaman bekler ya da kesin bir bilgi tarafından çürütülür. Kötü bir huy, Bay Ferguson ama insan karakteri güçsüzdür. Korkarım, eski arkadaşınız benim bilimsel metotlarıma abartılı bir düşünceyle karşılık vermiş. Şu durumda söyleyebilirim ki sizin davanız bana çözülemeyecek gibi gözükmüyor. Saat 2'de Victoria'da görüşmek üzere. Sisli ve kasvetli bir Kasım gününün gecesinde, Lamberley, Cebuersa çantalarımızı bıraktık ve Sussey'in uzun, çamurlu yolunu takip ederek, en sonunda Fergusonların oturduğu, eski çiftlik evine vardık. Burası, merkezin en eski eviydi ve çok büyüktü. Akat kanatları yeniydi, Tudor bacaları ve horsan betonundan yapılmış, yosun tutmuş, ince bir çatısı vardı. Evin girişi süslemelerle bezenmişti. Verandası, üzerinde ÇSS adını yansıtan peynir ve insan figürleri olan kiremitlerle çevrelenmişti. Bununla beraber meşe ağacından yapılmış kirişler, evin tavanına kadar uzanıyordu evin düz olmayan zemininin kimi yerleri girintili çıkıntılıydı. Çürümüşlüğün ve eskimişliğin kokusu, bu harabe evin her yerine yayılmıştı. Ferguson, bizi büyük bir odaya geçirdi. Odada, arkasında, 1670 tarihli demirden bir bölme olan, büyük ve eski tarz bir şömine vardı. İçindeki kütükler muhteşem bir görüntüyle alev alev yanıyordu. Etrafı biraz gezdikçe bu odada tarihin ve birçok yerin fevkalade bir karışımını görebileceğimizi anladım. Yarısı tahta kaplama olan duvarlar, 17. yüzyıldaki küçük çiftlik sahibinin zamanından kalmış olabilirdi. Bu duvarlar gayet süslüydü. Alt tarafları iyi seçilmiş, mavinin tonlarında renklerle, modern bir şekilde boyanmış, bunun yanında, üst tarafları sarı alçıyla sıvanmıştı. Üzerlerinde Kuzey Amerika silahlarının ve aletlerinin olduğu bunlar büyük olasılıkla Perulu kadın tarafından getirtilmişti bir koleksiyon vardı. Holmes, büyük bir merakla yerinden fırladı ve bunları incelemeye başladı. Düşünceli bir şekilde geri döndü. Merhaba, diye bağırdı. Merhaba. Köşede duran sepette bir spanyel yatıyordu. Güçlükle yürüyerek yavaş yavaş sahibinin yanına geldi arka ayakları düzensiz bir şekilde hareket ediyordu ve kuyruğu da yere değiyordu. Gidip Ferguson'un elini yaladı. Ne oldu, Bay Holmes? Köpek. Sorunu nedir? Onun durumu veterineri de şaşırtıyor. Bir çeşit felç. Bel kemiğinde menenjit olduğu düşünülüyor. Ama geçiyor, yakında iyileşecek, öyle değil mi Carlo? Köpek, düşmüş kuyruğuyla hafif bir onaylama işareti yaptı. Acı dolu gözleriyle sırasıyla hepimize baktı. Onun hakkında konuştuğumuzu biliyordu. Birden mi oldu? Bir gecede. Ne kadar önce? Dört ay geçmiş olabilir. Çok dikkat çekici, çok açıklayıcı. Ne buldunuz, Bay Holmes? Düşündüklerimi doğrulayan bir şey. Tanrı aşkına, ne düşünüyorsunuz Bay Holmes? Bu size çok zekice bir oyun gibi gelebilir ama bu durum benim için ölüm kalım meselesi. Karım bir katil, oğlum da büyük bir tehlike içinde olabilir. Benimle oynamayın Bay Holmes. Bu durum gerçekten çok ciddi. Büyük rugby ustası, baştan aşağı titriyordu. Holmes, onu yatıştırır bir şekilde elini Ferguson'un koluna koydu. Korkarım sonuç ne olursa olsun, acı çekeceksiniz Bay Ferguson, dedi. Sizi elimden geldiği kadarıyla rahatlatmaya çalışacağım. Şimdilik daha fazla bir şey söyleyemem, ama bu evden gitmeden önce kesin bir sonuca varacağıma eminim. Umarım, öyle olur. Beyler, şimdi izin verirseniz, yukarı, karımın yanına çıkıp, herhangi bir değişiklik var mı diye bakacağım. Ferguson bir iki dakikalığına yukarı çıkarken, Holmes de duvardaki tuhaf şeyleri incelemeye kaldığı yerden devam etti. Ev sahibimiz yüzünde üzgün bir ifadeyle geri dönmüştü. Bu halinden hiçbir ilerleme kaydedemediği anlaşılıyordu. Yanında zayıf, uzun boylu, kahverengi suratlı bir kız da getirmişti. "Çay hazır, Dolores," dedi Ferguson. "Hanımefendi ne istiyorsa yerine getirmeye çalış." "O çok hasta," dedi kız. Gözlerinde büyük bir öfkeyle efendisine bakarken. Yemek yemiyor, çok hasta. Doktora ihtiyacı var. Onun yanında doktor olmadan kalmaya korkuyorum. Ferguson soru soran gözlerle bana baktı. Eğer bir yardımın dokunursa çok memnun olurum. Hanımefendi, Doktor Watson'u görebilir mi? Kendisini götürürüm. Doktora ihtiyacı var. O halde hemen sizinle geliyorum. Duyduğu güçlü hislerin etkisiyle titreyen kızı takip ettim. Önce bir merdivenden çıktık ve eski bir koridora girdik. En sonunda da büyük, demir kenetli bir kapının karşısına dikildik. Bu kapıyı gördüğümde Ferguson'un karısına ulaşmak için bu kapıyı zorlaması gerektiğini ve bunun da hiç kolay olmayacağını düşündüm. Kız cebinden bir anahtar çıkardı ve meşe ağacından yapılmış, eski menteşeleri yüzünden gıcırdayan kocaman kapıyı açtı. İçeriye girdim, kız da hemen arkamdan gelip kapıyı kapadı. Yatakta çok ateşi olduğu belli olan bir kadın yatıyordu. Bilinci tam olarak yerinde değildi ama ben içeri girdiğimde korkuyla doğruldu. Endişeli ama mükemmel gözleriyle bana baktı. Yabancı birini gördüğü için birden rahatladı ve başını tekrar yastığa koydu. Birkaç yatıştırıcı sözle yanına yaklaştım. Nabzını ve ateşini ölçerken de sessiz bir şekilde yatmaya devam etti. İkisi de yüksekti. Kadının bu durumunun bir krizden çok zihinsel ve sinirsel bir heyecandan kaynaklandığına karar verdim. Günlerdir böyle yatıyor. Ölmesinden korkuyorum, dedi kız. Kadın ateş gibi yanan güzel yüzünü bana çevirdi. Hocam nerede? Aşağıda sizi görmeyi bekliyor. Onu görmeyeceğim. Onu görmeyeceğim diye sayıklamaya başladı. Bir şeytan. Bir şeytan. Ah bu şeytanla nasıl başa çıkabilirim? Size yardım edebilir miyim? Hayır, kimse bana yardım edemez. Bitti artık her şey mahvoldu. Ne istediysem hepsi yok oldu. Kadının durumu, büyük olasılıkla bir sabuklama vakasıydı. Bob Ferguson'un şeytani bir karaktere sahip olduğunu sanmıyordum. Madam, dedim. Hocanız sizi çok seviyor. Ve bu durum, onu gerçekten çok üzüyor. O büyüleyici gözleriyle tekrar bana baktı. Beni seviyor. Evet. Peki ben onu sevmiyor muyum? Onun kalbini kırmamak için kendimi feda edecek kadar sevmiyor muyum onu? Ben onu böyle seviyorum ama o beni düşünmüyor, beni dinlemiyor bile. Çok acı çekiyor ve bu durumu anlayamıyor. Biliyorum anlamıyor ama bana güvenebilmeli. Onu görmeyecek misiniz? Hayır. Söylediği o korkunç sözleri unutup onun yüzüne bakamam. Onu görmeyeceğim. Şimdi gidin. Benim için hiçbir şey yapamazsınız. Ona sadece tek bir şey söyleyin. Çocuğumu istiyorum. Onu görmeye hakkım var. Hocama göndereceğim tek mesaj budur. Yüzünü duvara döndü ve daha fazla konuşmadı. Odaya geri döndüğümde, Ferguson ve Holmes halen ateşin başında oturuyorlardı. Ferguson, söylediklerimi sıkıntılı bir şekilde dinledi. Çocuğunu onun yanına nasıl gönderirim, dedi. Ondan nasıl bir tepki geleceğini nereden bilebilirim? Bebeğimizin yanında, dudakları kan içinde, onu gördüğümü nasıl unutabilirim? Tüm bunları hatırladıkça titriyordu. Çocuk, bayan masonla güvende ve onun yanında kalmalı. Evde rastladığımız tek modern insan olan zarif bir hizmetçi bize çay getirdi. Çay servisi yapılırken kapı açıldı ve genç bir çocuk içeri girdi. Solgun yüzüyle, düz saçlarıyla, babasının kucağına oturduğunda heyecandan ve sevinçten parlayan mavi gözleriyle oldukça güzel bir çocuktu. Bir kıza sarılmış gibi babasının boynuna kollarını doladı. "Babacığım," dedi. "Bu kadar erken geleceğini bilmiyordum." Yoksa seni karşılamak için burada olurdum. Seni gördüğüme o kadar sevindim ki. Ferguson, biraz mahcup bir şekilde bu kucaklamadan kibarca kendini çekti. Canım oğlum, dedi sarı saçlarına ilgiyle okşarken. Erken geldim çünkü arkadaşlarım Bay Holmes ve Doktor Watson'ı bize gelmeye ve bizimle bir gece geçirmeye ikna ettim. Bu Bay Holmes, Dedektif Holmes mu? Evet. Genç çocuk bizi keskin ve bence pek de arkadaşça olmayan bakışlarla süzdü. "Diğer çocuğunuz nerede, Bay Ferguson?" diye sordu Holmes. "Şu küçük bebeği de görebilir miyiz?" "Bayan Masona, bebeği aşağı getirmesini söyle," dedi Ferguson. Çocuk tuhaf bir şekilde ayaklarını sürüyerek odadan çıktı. Cerrahi bilgilerime dayanarak onun bel kemiğiyle ilgili bir problemi olduğunu anladım. Birazdan, kucağında koyu gözlü, sarı saçlı, sakson ve latin yüz hatlarına sahip çok güzel bir bebek olan, uzun boylu, sıska bir kadınla geri döndü. Ferguson'un bu bebeğe taptığı açıkça belliydi. Onu şefkatle kucağına aldı. Herhangi birinin böyle bir bebeği incitebileceğini düşünür müsünüz, diye söyleniyordu, bebeğin o tatlı boynundan öperken. O anda ben bakışlarımı Holmes'a çevirdim ve yüzünde çok tuhaf, dikkatli bir ifade gördüm. Yüzü, fil dişinden yapılmış bir heykel gibi görünüyordu. Bir anlığına Ferguson'la oğluna baktıktan sonra, gözleri, odanın diğer tarafında hevesle bir şeyler aramaya başladı. Bakışlarını takip ettikçe, Holson bahçedeki hüzünlü manzaraya dalmış olduğunu düşündüm. Pancurların yarı kapalı olması, görüntüyü biraz engelliyordu, ama Holson bakışlarını pencereye diktiği belliydi. Sonra birden gülümseyip bebeğe tekrar baktı. Tombul boynunda küçük bir iz vardı. Holmes konuşmadan bu izi inceliyordu. En sonunda bebeğin yumru yumru ellerini sallayarak güle güle küçük adam dedi. Hayatına çok tuhaf bir şekilde başladın. Bakıcı hanım, sizinle özel bir iki şey konuşabilir miyiz? Kadını bir kenara çekti ve birkaç dakika ciddi bir şekilde konuştu. Sadece son cümleyi duyabilmiştim. Şöyleydi: Endişeniz yakında sona erecek. Umarım hepimiz rahatlarız. Acı çektiği belli olan kadın çocuğu da alıp odadan çıktı. "Bayan Mason nasıl bir insandır?" diye sordu Holmes. "Gördüğünüz gibi pek alımlı bir kadın değil ama altın gibi bir kalbi vardır ve bebeğimize de çok düşkündür." "Bayan Mason'u seviyor musun, Jack?" Holmes birdenbire çocuğa dönmüştü. Çocuğun sürekli değişen, anlamlı yüzü birden gölgelendi. Holmes'un sorusuna kafasını salladı. Kaki'nin sevdikleri ve sevmedikleri çok belirlidir, dedi Ferguson, kolunu oğlunun boynuna atarken. Şanslıyım. Ben onun sevdikleri arasındayım. Çocuk, başını babasının göğsüne yasladı. Ferguson kibarca onu kaldırdı. Hadi git biraz oyna vaki, dedi ve oğlu odadan çıkana kadar onu sevgi dolu bakışlarla izledi. Şimdi, Bay Holmes, diye devam etti. Sizi gerçekten çok saçma bir işe sürüklediğimi düşünüyorum. Beni anlayabilmeniz için daha ne yapabilirim? Bu durum size fazlasıyla hassas ve karışık gözüküyordur. Evet, gerçekten hassas bir durum, dedi arkadaşım, yüzünde neşeli bir gülüşle. Ama karışık olduğunu söyleyemeyeceğim. Akıllıca bir tümevarımla çözülecek bir durum. Ve bu tümevarım, bir takım bağımsız olaylarla aşama aşama doğrulandığında, öznel olan nesnel bir hale gelecek ve biz de güvenle amacımıza ulaşacağız. Aslında ben sonuca baker Sokağı'nı terk etmeden önce ulaştım, geri kalanı sadece gözlem ve doğrulamaydı. Ferguson, kocaman elini kırışık alnına koydu. Tanrı aşkına, Holmes, dedi boğuk bir sesle. Eğer gerçeği görebiliyorsanız ne olur benden saklamayın. Buna nasıl dayanırım? Ne yapacağım? Gerçekten sonuçlara ulaştıysanız, onları nasıl bulduğunuz umurumda bile olmaz. Kesinlikle size bir açıklama yapmam gerek ve bunu da yapacağım. Fakat bu konuyu kendi yöntemimle çözmeme izin vermelisiniz. ''Hanımefendi bizi görebilecek durumda mı, Watson? Hasta ama aklı yerinde. Çok güzel. Ancak onunla bu konuyu açıklığa kavuşturabiliriz. Hadi onun yanına çıkalım. Beni görmeyecekmiş, dedi Ferguson. Oh, evet, görecek, dedi Holmes. Elindeki kağıda bir şeyler yazdı. Sen en azından giriş iznini aldın sayılır, Watson.'' Hanımefendiye bu notu vererek bize bir iyilik yapar mısın? Tekrar yukarı çıktım ve notu, kapıyı ihtiyatla açan Dolores'e verdim. Bir iki dakika sonra içeriden şaşkınlık ve neşeyle karışık bir ses duydum. Dolores tekrar dışarı çıktı. Onları görecek ve dinleyecek, dedi. Çağrımla beraber, Ferguson ve Holmes yukarı geldi. Odaya girdiğimizde, Ferguson, Yatakta doğrulmuş karısına doğru birkaç adım attı fakat karısı onu eliyle geri çevirdi. Holmes kadını başıyla selamladıktan sonra Ferguson'la birlikte bir kanepeye yerleşirken kadın kocaman, şaşkın gözleriyle ona bakıyordu. Sanırım dolaresi gönderebiliriz, dedi Holmes. Oh, çok güzel bayan. Eğer kalmasını istiyorsanız buna bir itirazım yok. Şimdi Bay Ferguson ben birçok olayla ilgilenen meşgul bir adamımdır ve yöntemlerim kısa ve doğrudan olur. En hızlı ameliyat, en acısız olandır. İlk önce sizi rahatlatacak şeyi söylememe izin verin. Karınız çok iyi ve sevgi dolu bir kadındır. Ferguson sevinçle ayağa kalktı. Kanıtla bunu, Holmes, o zaman sonsuza dek sana minnetli kalırım. Bunu kanıtlayacağım fakat bunu yaparken sizi başka bir şekilde üzmek zorunda kalacağım. Karımı temize çıkarmanızdan başka hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. Dünyadaki her şey bu durumla karşılaştırıldığında önemsiz kalır. İlk önce size Baker Sokağı'nda aklımdan geçenleri söyleyeyim. Vampir iddiası bana çok saçma gelmişti. İngiltere'de bu tip suçlar pek işlenmiyor. Ayrıca sizin gözleminiz de titizlikle yapılmıştı. Karınızı, bebeğin karyolasının yanında, dudaklarında kanlarla görmüştünüz. Evet, gördüm. Kanayan yara belki başka bir sebeple emilmişti, bunu hiç düşünmediniz mi? İngiliz tarihinde içinden zehri atmak için yarayı emen bir kraliçe yok mudur? Zehir mi? Kuzey Amerikan ailesi. O silahları duvarda görmeden önce, onları orada bulacağımı hissetmiştim. O başka bir zehir olabilirdi ama aklıma ilk gelen buydu. Duvarda asılı duran boş ok kılıfını görmek tam beklediğim şeydi. Eğer oğlunuz, oklardan birini alıp, kürar bitkisinin zehrine ya da başka bir şeytani ilaca batırmışsa ve bu zehir emilip dışarı atılmazsa, sonuç ölüm demektir. Ve köpek. Eğer biri böyle bir zehri kullanacaksa, ne derece etkili olduğunu görmek için deneme yapmak zorundadır. Köpeği daha önce görmemiştim fakat en azından karşıma böyle bir şeyin çıkacağını anlamıştım ve bu köpek, benim her şeyi yeniden gözden geçirmeme yardımcı oldu. Şimdi anladınız mı? Karınız sadece böyle bir tehlikeden korkmuş. Bu olayı gerçekleşirken görmüş ve bebeğin hayatını kurtarmış. Ama size gerçeği söylemekten çekindi çünkü oğlunuzu ne kadar çok sevdiğinizi biliyordu. Ayrıca sizi üzmekten de korktu. Vaki. Biraz önce aşağıda sizi birbirinize sarılırken izledim. Gözleri bir cam kadar berrak olmasına rağmen ardında siyah bir perdeyle gölgelenmişti. Çok az insanda gördüğüm bir kıskançlık ve nefret vardı yüzünde. Benim canım Bununla yüzleşmelisiniz, Bay Ferguson. Bu çok acı ama oğlunuz size aşırı ve hastalıklı bir sevgiyle bağlı, tabii ki aynı şekilde, ölmüş annesine de. Tüm bunlar onu böyle davranmaya itti. Ruhu, güzellik ve sağlık açısından kendisiyle tamamen zıt olan bu mükemmel bebek yüzünden nefretle yanıyordu. Aman tanrım! Bu inanılmaz. Doğruyu söyledim mi madam? Kadın başı yastığa gömülmüş bir şekilde ağlıyordu. Sonra kocasına döndü. Sana nasıl söyleyebilirdim, Bob? Bunun senin için bir darbe olacağını biliyordum. Benim oturup beklemem ve senin bu gerçeği başka birinin ağzından duyman daha iyi olacaktı. Neredeyse sihirli güçleri olduğuna inanacağım. Bu beyefendi bana her şeyi bildiğini yazdığında çok mutlu oldum. Sanırım bir yılını denizlerde geçirmek benim baycak ye vereceğim tek reçete dedi Holmes, oturduğu yerden kalkarken. Sadece bir tek şey açıklığa kavuşmadı, madam. Cacaya karşı olan hareketlerinizi anlayabiliyoruz. Sonuçta bir annenin bile sabrının sınırı vardır. Fakat çocuğunuzu son iki gündür yalnız bırakmaya nasıl cesaret ettiniz? Bu durumu Bayan Mason'a söylemiştim. O biliyordu. Kesinlikle, tam düşündüğüm gibi. Erbusol yatağın başında dikilmiş, elleri karısına uzanmış bir şekilde hıçkırıyor, titriyordu. Sanırım çıkmamızın şimdi tam zamanı, Watson, diye fısıldadı Holmes. Eğer Dolores'in bir bileğinden sen tutarsan, diğerini de ben tutarım. Şimdi onları biraz huzur bulmaları için baş başa bırakmalıyız. Bu olayla ilgili ekleyeceğim son bir şey var. O da Holmes'un hikayenin başında kendisine yazılan mektuba verdiği cevap. Şöyle yazıyordu. Baker Sokağı 21 Kasım Vampirler Üzerine Sir Ayın 19'unda yazdığınız nota karşılık müşteriniz Mincing Lane'deki Ferguson ve Mulhod firmasının yöneticilerinden çay tüccarı Bay Ferguson ile ilgili soruşturmayla ilgilenildiğini ve güvenilir bir sonuca ulaşıldığı bildirmek isterim. Tüm övgüleriniz için teşekkürler. Saygılarımla. Sherlock Holmes